Arkadaşlar merhaba Kilisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hümeyra hocanız Bugün sizlerle dokuzuncu sınıf konusu olan deklenme eşitsizliği e, teknik ve çiftlik kavramına değineceğiz. Müfredatımızda buna kısa, e, çok kısa değinmişiz. O yüzden ben de e, en önemli püf noktalarını vererek geçmeye çalışacağım. E, bunu iyi bilmeniz gerekiyor çünkü ilerleyen konularımızda teklik ve çiftlik bizim için önemli. Zaten ortaokulda da gördüğünüz için konuya hakim olduğunuzu düşünüyorum. Girişimizde bir başlayalım. Ee, sonra yeni nesil sorularımızla çözüme devam ederiz arkadaşlar. Tek ve çift sayılardan başlayalım. Tam sayılar kümesinin elemanlarında 2'nin katı olanlara çift sayılar diyoruz arkadaşlar. Burada... Ee, Birçok öğrencimiz bakın çift sayılar, tek sayılar. Hocam sıfır çift sayıdır. Bunu 2, 2 artırarak çift sayı olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Fakat negatif sayıların çift sayı olmadığını iddia eden öğrencilerimiz var. Ya da kabullenmeyen, bilmeyen arkadaşlarımız var. Hayır arkadaşlar negatif sayılar da çift sayılardır. 2'nin katı olan bütün negatif sayılar da çift tam sayılardır. Tek tam sayılarda e, çift olmayan sayılara, tam sayılar içerisinde çift olmayan yani ikinin katı olmayan elemanlar tek sayılar diyoruz. Onlar da birden başlıyor. 1, 3, 5, 7. Aynı şekilde bunların negatifleri de oluyor. Yani o zaman neymiş? Negatif tek sayı ve negatif çift sayı varmış arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra hepinizin bildiği, aslında çok kolay olan sizlerin de zaten sayı vererek bulabildiğiniz yerlere gelelim. Bakın arkadaşlar tek sayı ile tek sayı topladığımda veyahut çıkardığımda çift sayı eder. Hemen bir örnek vereyim. Bakın 1 ile 3'ü topladım 4 etti. 3'ten 1 çıkardım 2 etti. Evet o zaman ben tek sayıları topladığımda ya da çıkardığımda çift ediyormuş. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hocam ben bunların kurallarını bir türlü bilmiyorum. Hayır anlayamıyorum diyorsan arkadaşlar, teklik ve çiftliğin ne demek olduğunu bil ve sorularda değer vererek yap. Zaten ilk sorumda öyle yapacağım. Diğerlerine mantığını göstererekten ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın çift ve tek eşittir tek diyor. Hemen buna da örnek verelim. Hepsini vermeye gerek yok aslında. Çift sayı 2 tek sayı ile topladım. 3 etti 3 nedir arkadaşlar tektir tamam tekle teki çarptığımda tek tekle çifti çarptığımda arkadaşlar bir sayının çarpımının çift olabilmesi için kesinlikle içerisinde çift çarpanın olması gerekiyor çift çarpan olmalı tekin eninci kuvveti bakın şu tekin eninci kuvveti tek Çiftin eninci kuvveti çift. Yani burada en doğal sayı, en sayma sayısı. Bunu neden söylemiş olabilir? Çünkü arkadaşlar sayma sayısının içerisinde hatırlarsanız sıfır yoktu. E neden buna da doğal sayı vermemiş? Çünkü çift sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Bütün doğal sayıların sıfırıncı veya bütün sayıların sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Bir de çift olmadığına göre tektir. Bunu kullanacak sorularda arkadaşlar. Ayrıntı bir noktadır bu. O yüzden dikkat edelim lütfen. Hemen sorularımıza başlayalım. X, Y, Z doğal sayı biliyorsunuz en doğal sayıydı yazalım. Pekişmiş olsun bilmeyenler için. Doğal sayı olmak şartıyla kaç tanesi daima çift sayıdır. Ne demek daima çift sayı olması? Verdiğiniz değerlere göre değişmemesi gerekiyor. Evet. Arkadaşlar, demişse ne söylemiştim ben? Çift sayıyı hangi sayı ile çarparsan çarp sonuç çifttir. Bakın burada 4. Bana verdiği x y z'nin çarpımı ne olursa olsun ben bunu çift sayı ile çarptığım için sonucum nedir? çifttir. Bunu okey verdik. X artı y artı z çift çifttir diyor. X artı y artı z. Bilemem arkadaşlar. Bakın ben bunun hepsine tek versem. Çünkü bana x, y, z'nin tek veya çift olduğunu bilmiyorum. Hepsine tek versem. Bakın sonucum ne oldu? Yine tek oldu. Buna hayır dedik. Ee, <laughs> bakın buna ne verirsem vereyim. Çift edecek. Çift artı çift. Çift eder. Yanındaki sayı da tek veya bazen de çift verdiğim zaman çift olacak. E yine kesin bir şey söyleyemiyorum. Burada cevabım tek oluyor. Burada da cevabım çift alıyor. O zaman bu da her zaman doğru değildir. X'in niyesi, Y'nin Z'si, Z'nin X'i. Siz bunlara değer vererekten çözüme gidebilirsiniz arkadaşlar. Mesela x'e y'ye ve z'ye verdiğim değerlerde hani Verdiğim sonuca Teknik ve çiftliğe göre Cevap ne olacaktır Değişecektir Buraya bakalım x'in karesi y'nin karesi z'nin karesi Artı x artı y artı z Şimdi arkadaşlar Bunu acaba şöyle bir deneyelim Y ile bunu Bununla bunu alsak Bakın x parantezini aldığımda x artı 1 Y parantezini aldığımda y artı 1, z parantezini aldığımda z artı 1 etti. Şimdi ben x'e tek verdiğimi düşün. 3 vereyim yanındaki 4 olacak. y'ye çift vereyim. 6 verdiğimde yanındaki 7 olacak. Arkadaşlar z'ye de mesela 0 e, vereyim. 0 çarpı 1 olacak. 3 kere 4 12 hatta hiç bunları çarpmayayım siz zaten benim ne demek istediğimi anladınız aa hocam diyorsunuz şimdi buna tek verdiğimde kesin yanındaki çift buna çift verdiğimde kesin yanındaki tek o zaman çarpımlarından herhangi bir tanesi çiftse ne oluyordu çarptığımda sonra çift oluyordu e ben bütün çift sayıların toplamı ne oluyor çift oluyor arkadaşlar. Demek ki neymiş? Ee, beşinci 5. değerimde daima çift sayı oluyormuş arkadaşlar. Bu da özel bir örnektir. Burada bunların ikisinin, x'in ve x+1'in ardışık olduğunu görüp tabii ki de e, anladınız ne demek istediğimi? Ardışık sayıların çarpımı her zaman nedir arkadaşlar? Çifttir. Mesela 3 ile 4'ün, 7 ile 8'in 5 ile 6'nın. Bakın hep bir tanesi illaki ne oluyor? Çift oluyor. Anlaşılmıştır umarım. Devam edelim. X, Y, Z çift sayılar olduğuna göre hangisi her zaman çifttir? Güzel. X, Y ve Z şuraya ben yazmak istiyorum. Çift. Çift. İsterseniz değer verin hocam. Ben bunu 2 vereceğim, vereceğim. Bunu 4 vereceğim. Bunu 6 vereceğim. Siz bilirsiniz. Bakın çift sayı. Çift sayı çift. Lütfen çift sayıları çarptığımızda bölüm olduğu zaman hemen atlamayın dikkat edin. Mesela hadi 2 kere 4 8 4 kere 6 24 2'ye böldüğümde 12 çıktı. Acaba her zaman çift çıkacak mı? Arkadaşlar mesela ee, şimdi bunu şey yapmanız lazım. Buna ekstra bir örnek vermeniz lazım. Olmayan bir örnek bulmanız yeterli. Ee, var mı olmayan bir örnek? Bakalım tekrardan. Hepsine aynı değeri versem. E, mesela birine 0 versem. 2, 2 desem. Cevap 0 bölü 2'den yine 0 olacak. Hepsine 2 desek arkadaşlar. 8 bölü 2'den 4 olacak. Yok gibi şimdilik göremedik. Mesela D şıkkına bakalım. Bu bizim A şıkkımız. Ee, D şıkkına değinelim. Topladığımda 2'ye bölmüşüm. Hepsine 2 desem arkadaşlar. X 2 olsun. Y 2 olsun. Z de 2 olsun. Bölü 2. 2, 4, 6, 6'yı 2'ye böldüğümde 3 çıktı. Aa, bu tek. Fakat e, hocam ilk başta 2, 4, 6 verelim demiştiniz. O zaman hadi bunu verelim. 2, 4, 6. 12 bölü 2'den 6. Aa burada da çift çıktı. Demek ki verdiğim değere göre değişiyor. O zaman bu her zaman çift değil arkadaşlar. Şimdi çift sayıların daima çifte bölümü çift midir? Ekstra bir örnek bulmadığınız takdirde cevap doğrudur arkadaşlar. Mesela şuna değinelim. X eksi diyor. Y artı Z bölü 2. Bakın bu bazen tek bazen çift. Bulmuştum ben zaten. E burada çift. Ben çift sayıdan teki çıkardığımda başka sonuç. Çift sayıdan çifti çıkardığımda çift. Hatta başka demeyelim tek çıkar. O zaman bundan demli değil. değil. E bu da ona benziyor. Bu da belli değil o zaman. E bu da ona benziyor. Demek ki... A şıkkımız her zaman ne oluyormuş? Çift. Zaten başta da biz ekstrem örnek bulamamıştık arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar x eksi 4 sayısı tek sayıymış. İsterseniz değer verin mesela 7 deyin. Böyle de devam edebilirsiniz. Ama ben diyeceğim ki x eksi şöyle yapalım. x eksi 4 tekmiş arkadaşlar. Bakın eksi çifti buraya artı çift olarak getirdim Yani x tek çarpı çiftten ne olacak? Hemen düşünüyorum. 3'e 4 versem 7 tek. E okey. X o zaman nasıl bir sayıymış? Tek sayıymış. Benden hangisinin tek olduğunu istiyor. Arkadaşlar tek sayıyla tek sayıyı topladığımda ne olacaktı? Mesela 3 artı 3 artı, 6 kesin çift olacaktı. Bunu yolladık. Doğru değil. Ee, Değişikkine bakalım mesela 7 çarpı tek sayının karesi. Kesinlikle tek sayının karesi tektir. 7 ile teki çarptığımda tek sayı ile teki çarptım. Ne oldu? Tek oldu arkadaşlar. Hocam ya ben değer veriyorum. Siz yapıyorsunuz ama ben pek bir şey anlamıyorum yani ne demek istiyorsunuz? Değer ver arkadaşım. X eksi 3 ver lütfen. 3 koydum yerine. 3'ün hatta e, hepsini şöyle deneyelim. Tümünü sil. Tamam. Şimdi bir tamamdır. Arkadaşlar tekmiş. E zaten söyledim. X artı 4'e mesela 5 diyelim. Hatta daha küçük diyelim ya. 1 diyelim. Artı 4 olarak geçirdim. X 5'miş. Güzel. 5 ile 3'ü topladım. 8. Çift gönderdim. 5'in karesini aldım. 1 ile topladım. 26. Bu da çift. Yolladık. Arkadaşlar 2 çarpı 5'in karesi eksi 4. 50'den 4 çıktı. 46. Bu da çift. Bunu da yolladım. Şimdi buradayım. 5'in karesi eksi 1. Yani 25 eksi 1. 24 oldu. Bu da çift. Buraya bakalım. 7 çarpı 5'in karesi ne çıktı? 25 çarpı 7. Şöyle alt alta çarpalım. 7 kere 5 35. Aa, sonu 5. Demek ki neymiş? Devamını çarpmanıza bile gerek yok. Sonu 5 ise arkadaşlar ee, nedir bu? Tektir değil mi? tiktir. Güzel. O zaman denizli. Bakın hem sayı vererek çözüme gittik hem de teklik çiftlik mantığını kavrataraktan umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Evet son sorumuzda çözdükten sonra bırakalım. MNKT pozitif tam sayılarmış. Tamamdır. Lütfen şuna dikkat edelim. Demek ki sıfır olamaz. Güzel. Olmak üzere birinci karedeki m sayısına okun üzerindeki artı eksi ve x işlemleri uygulanarak elde edilen sonuç ikinci kare içi, içine iki kareye uygulanan işlem sonucunun üçüncü kareye daha sonra hepsi dördü. Hmm. Yani arkadaşlar m ile n'yi topladığımda burası o zaman ben yazayım tek tek m artı n teke eşitmiş. ikinci, ikinci kareye uygulanan işlem sonucunda bakın. ikinci kareye uygulanan işlem sonucunda bulunan sayı üçüncü kareye yazılıyor. Bakın ikincisi m artı neydi değil mi benim için? O zaman ben m artı n bakın k'yı çarpmışım. Çift elde etmişim. Tamamdır. Hatta isterseniz buna şey de söyleyebilirsiniz. M artı N'ye tek derim o zaman direkt. Tek sayıyla çarpı K sonuç çift olmuş. O zaman ben burada K'nın hemen çift olduğunu görebilirim. Çünkü neden? Tek sayıyla neyi çarparsam çift eder. Tabii ki de kesinlikle çift. Peki o zaman buraya hemen bulduğum işlemleri M, N, K, T. Bakın hemen K'nın karşısına çift buldum yazıyorum devam ettim bakın sonucum çiftti çift sayıdan t sayısını çıkarmışım tek sayı bulmuşum ya ben çiftten neyi çıkartırsam tek buluyordum ya emin olamadım hemen bir denemek istiyorum 6'dan 2 çiftten çift çıkarsam acaba a çift kaldı hayırmış 6'dan e tek çıkarsam hmm, tamam tek kaldı Böyle deneme yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kuralları tam kavrayamıyorsanız. Demek ki çift. T de neymiş? Çiftten tek çıktığında. O zaman ben T'yi de buldum hemen. Demek ki tek. Evet. Acaba M ile N'yi bulabiliyor muyum? Toplamları tekmiş. Hmm, acaba ikisi de teke tek mi? Hele bir toplayayım. 3'e 3'e 6. Hayır çift etti. O zaman yanlış. Neydi toplamlarının tek olması için? bir tanesi tek bir tanesi çift ama bilmiyorum hangisi tek hangisi çift şimdi bu tekken bu çift burası çiftken burası tek t tektir kesin doğru mudur evet arkadaşım t tek buldum m çifttir hayır m tek de olabilir çift de olabilir demek ki bu ifadem yanlış n çarpı k arkadaşlar k kesin çift çiftle neyi çarparsam çarpayım Kesinlikle çift eder. Hangileri her zaman doğrudur diyor. 1 ile 3 neymiş arkadaşlar? Doğrudur. Arkadaşlar güzel bir bizim yeni nesil dediğimiz sorulardan. Fark ettiyseniz soruyu çözmek hakikaten zor değil. Soruda ne var? Şu yukarıdaki şu kısmı anlamak bizim için öncelikli. Arkadaşlar görüşmek üzere bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.